koca bir kürenin içindeyiz. 200 bin yıldır yaşıyoruz. Sayımız 7 milyarı geçti. Kaynaklarımızı adil kullanmayı hiç beceremedik. Bugün 1,5 milyar insan açlık sınırı altında yaşıyor. Sizi günde birkaç dolarla hayatta kalanların dünyasına götürüyoruz. Üzerindeki her canlıyı tür ayırmaksızın besler. Fakat insanın beslenmesi diğer türlere göre biraz daha zordur. Onun hesaba katması gereken önemli bir etken vardır. Ekonomi. Bolivya, asgari ücretin en düşük olduğu Güney Amerika ülkesi. Ülkedeki iş potansiyelinin düşük olması, insanları en tabii kaynaklara yöneltiyor. Bolivya'nın komşusu Paraguay'ın kaderi de çok farklı değil. Çalışan nüfusun üçte biri geçimini tarımdan sağlıyor. Toprak, Güney Amerika halkının iyi davranması gereken bir kaynak. Yeryüzündeki her bir toprak parçası, içerisinde önceden hazırlanmış farklı doğa koşullarının sergilendiği bir senaryo barındırır. Burada zamanın mekan kadar önemi yoktur. İleriye ya da geriye doğru akması finali değiştirmez. Başı ve sonu belli olsa da bu senaryolarda hayatta kalmak beceri gerektirir. Ama yoksulluk becerinizi kısıtlar. Rüzgar tek başına zararsız gibi görünebilir. Fakat beraberinde getirdiği kum hayatı tam anlamıyla sekteye uğratır. Bolivya'nın Chipaya köyünde yaşayanlar kuraklığın ortasında bu tuzlu rüzgarla mücadele ediyorlar. Rüzgar burada verimli toprakları silip süpürmüş. Kurumuş bir gölün üzerinde yürüyen Don Cristino fırtınanın yaklaştığını hissediyor. Yerden kalkan ilk kum tanecikleriyle birlikte Don Cristino'nun ailesini koruma hikayesi başlıyor. Rüzgar çok şiddetli ve kuzeyden esiyor. Aynı zamanda o tarafta tuz yatakları var. Uruchipaya'daki rüzgarlar tuzludur. Biz rüzgarların yaşadığı, rüzgarların hüküm sürdüğü bu düzlüklerde yaşıyoruz. İşte bu şekilde yaşıyoruz. Doğaya karşı bir mücadeleye girdiğinizde görünmez bir rakibiniz daha vardır. Zaman. Don Cristino ne kadar acele etse de saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarda ayakta durmak neredeyse imkansız. Fırtınanın kumla birlikte getirdiği tuz yürümeyi zorlaştırıyor. Neyse ki Don Cristino'nun gözlükleri var. Kurumuş gölün ardında bıraktığı topraktan kesilen bu parçalara çampa deniyor. Çampaları kullanarak ağalını bir an önce onarmak zorunda. Bugün bu çampaları taşıyacağım. Bunları ağalı yükseltmek için kullanıyoruz.
Her geçen yıl daha da alçalıyor. Biz de sığır ve koyunlar için ağlı yeniden inşa ediyoruz. Ama şimdi rüzgar yüzünden bu iş zor. Bütün iş bu. Bu mücadeleyi de kazandıktan sonra hayatının rutinine geri dönecek. Aynı zamanda bozulmaya başladıklarında diğer evleri de böyle inşa ediyoruz. Nihayet rüzgar ara verdi. Kendini gizlemeyi seven Güneş ortaya çıktığında köyün kadınlarını bir araya topluyor. Bu özenli hazırlık Don Cristino'nun eşi Sara'nın saçları için. Bistrullani topluluğu binlerce yıldır ne dillerini kaybetmiş ne de geleneklerini. Burada Çipaya'daki kadınlar her zaman saçlarını örer. Annelerimiz çok önceden de saçlarımızı örerdi. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Yaşam tarzları hiç değişime uğramamış. Bu iş öyle tek kişiyle yapılacak kadar kolay değil. Hızlıca ölmek için her zaman iki kişiye ihtiyacımız var. İki kişi birlikte ancak bir günde bitirebilir. Kadınların saçlarını özel bir yöntemle örmeleri de bu geleneklerinin önemli bir parçası. Bu geleneği asla kaybetmeyeceğiz. Çünkü bu beni çok iyi hissettiriyor. Saçlar örülmemişken böyle berbat görünüyor. Ama örülüyken güzel olduğumu hissediyorum. Bu rüzgarlı dağlarda örülmemiş saçlarla mücadele etmek zaten mümkün değil. Rüzgarın kuruyan gölden taşıdığı tuz toprağı iyice verimsizleştirmiş. Toprağın verimli olmadığı yerde kolay bir hayattan söz edilemez. Rüzgar mesaisine devam edecek gibi görünüyor. Rüzgar çok şiddetli değil mi? Çok fazla toz kaldırıyor. Bu rüzgarlı mevsim 4 ay sürüyor. Bittikten sonra ise hava duruluyor. Yağmurlar başlıyor. Burada yaşamak zor. Önceden buradaki hayat güzeldi. Şimdi ise çok daha fazla kuraklık ve rüzgar var. Hayvanlar için hiç çayır yok. Hiçbir gelir kaynağı ve iş de yok. Doğaya karşı verilen savaştan galip çıkabilmek için insanın en önemli yardımcısı daima hayvanlar olmuştur. Evin büyük oğlu koyunları kontrol ediyor. Şiddetli rüzgarın koyunları çok uzaklara savurması hiç de zor değil. Şimdi koyunları almaya gidiyoruz, hadi. Don Cristino koyunlarını kaybetmeyi göze alamaz. Fırtına başlamadan onları ağıla getirmesi gerekiyor. Burada değiller. No hay, no hay aquí. Orada olmalılar. Koyunlar orada olmalı. Evet, tam oradalar. Look.
İşaretlemiş olmasaydı kendi koyunlarını bulması saatler sürecekti. Karışan koyunları ayıran Don Cristino'nun nazik davrandığı söylenemez. Rüzgarın uğultusu yıldızlar yükselince kayboluyor. Dünya yeni bir güne başladı. Onlar içinse her gün bir öncekinin neredeyse aynısı. Bu kurak topraklarda yaşamanın tek güzel yanı, sahip olduklarını kaybetmemek için kimseyle savaşmak zorunda olmamak. Monica, rüzgara karşı boyundan büyük bir direnç gösteriyor. O, kendinden daha savunmasız olanların farkında bir çocuk. Oyun arkadaşını bu havada dışarıda bırakmak istemez. Rüzgarlı havalarda dışarıda durmak neredeyse imkansız. Evde kalmaları gereken bu zamanlarını boş geçirmiyorlar. Koyunların yününden ip yapıyorlar. Bazen şiddetli rüzgarlar yüzünden çalışamıyoruz. Ama şimdi evin içinde ip eğiriyoruz. Tam olarak eşimin burada yaptığı gibi. Eşyaları bağlamak için kullanacağımız bir ip. Atalarımızın zamanından beri bu geleneği sürdürdük. Ayrıca bizim için de çok kullanışlı. Herkes bir aradayken yalnızca iş yapmak olmaz. Don Cristino'nun ailesine anlatacağı bir hikaye var. Geçmişten, babasının zamanından bir hikaye. Ben çocukken hayat burada farklıydı. Her yer yemyeşildi. Bir öğleden sonrasıydı. Alacakaranlıktan hemen önce. Birden yağmur yağmaya başladı. Arazi ve tuz yatakları suyla kaplanmıştı. Tamamen karanlıkla çevrelenmiştik. Suyun yanından yürüdük. Ama nehrin yükselmiş olduğunu fark edemedik. Az kalsın nehre düşüyorduk. Su seviyesi çok yüksekti. Bu olayın üstüne eve döndük. Gece 2-3 gibi varabilmiştik eve. Şimdi iklim çok değişti. Çocukluğumdan bu yana çok fazla değişti. Artık neredeyse hiç yağmur yağmıyor. Önceden bu bölge çok güzeldi. Vistrulani toplulukları ihtiyaçlarını üretme konusunda uzmanlar. Şimdi de el yapımı dokuma tezgahında kıyafetlerini yapacaklar. Üstelik kendi koyunlarından elde ettikleri ipi kullanarak. Kıyafet alacak kadar paramız yok. Bu kıyafetlerimiz ve koyunlarımız var. Bir de yünümüz var.
Çok fazla gelir kaynağımız olmadığı için giysilerimizi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Don Cristino yeni bir fırtına başlamadan önce ağlı için çampa bulacak. Bir zamanlar gölün hakim olduğu bu toprağı dilim dilim kesmesi gerekiyor. Önce hangi bölgenin daha iyi olduğunu kontrol edeceğim. Çok kumluysa uzun süre dayanmaz. Ama önce doğru yeri bulduğundan emin olmalı. Bu bölge o kadar iyi değil. Çampa çok ince çıktı. Başka bir bölgeye bakmalıyım. Hadi gidip başka yerleri test edelim. Burası çampa çıkarmak için çok uygun. Ağıl yapmak için uygun toprak. Bu kalınlık ağıl için gayet iyi. Göl her ne kadar kurumuş olsa da toprakta izini bırakmaya devam ediyor. Şimdi teker teker çıkartıyorum. Çampalar çok ıslak ya da çok kuru olmamalı. Bir ağıl 800'de 1000 çampadan oluşuyor. Bu sayı küçük bir ağıl için. Uruçipaya'da inşaat için sadece çampaya sahibiz. Bunun nedeni de hiç kayalık arazinin olmaması. Bu durumda çampa da daha pratik. Bir şey satın almamıza gerek yok. Kendimiz çıkartıyoruz. Don Cristino yıllardır rüzgarın sebep olduğu bir döngünün içinde yaşıyor. Gezegenin kış bilmeyen kuşağında gün doğuyor. Burası Makunduchi, bir Zanzibar kasabası. İlk ışıklarla bir adam antrenmana başlamış. Azimli görünüyor. Bu genç adam sadece 23 yaşında. Adı İssa Ali İssa. Futbol oynamaktan büyük bir haz aldığı her halinden belli. Zanzibar erkekleri futbolla çok ilgili. Futbol en sevdiğim spor. Fakat futbol malzemeleri ve gereçlerini bulamıyorum. Mesela çorap ve ayakkabılar. Antrenman için formalar. Akşamları neredeyse her mahallede maçlar yapılıyor. Futbol, spordan çok bir eğlenceye dönüşmüş burada. Hızlı ve takım olarak oynamaya çalışalım. Anlaştık mı? Kamis, kalecimiz olacaksın. 4'te sen, Yuman'da 5'te, ben 6'dayım. Burada gençler futbolun hayatlarını değiştirecek fırsatı onlara vereceğini düşünüyor. Birinci yarıda sen başlarsın, ikinci yarıda da sen. Anlaştık mı? Dünyanın birçok yerindeki yaşıtları gibi onlar da keşfedilmeyi umuyor. Umut etmek için futboldan başka seçenekleri yok gibi. Zanzibar'da futbol çok sevilmesine rağmen ülke FIFA üyesi değil. Ama bu durum insanların futbola olan merakını engellemiyor. Futbolun hayatlarını değiştireceğine inanmak buradaki gençler arasında yaygın bir eğilim.
Bugün bizim takım onlara göre normal kapasitelerinin ve yeteneklerinin üstünde oynadı. Çok zorluk çekiyoruz. Bir sponsor bulabilirsem çok iyi olur. Sponsor lazım. Antrenmandan sonra bir duş almak gerek. Zanzibar'da insanlar soğuk suyla ve sabunsuz da olsa duş almadan güne başlamıyor. Bu esnada Ali'nin karısı kahvaltıyı hazırlıyor. Tatlım geldim. Bahçeden bezelye toplar mısın? Bezelye mi? Yoksa sevmiyor musun? Yok. İhtiyacımız yoksa komşularımıza verelim. Ali antrenmanda bir hayli efor sarf etti. Çay ve ekmekten oluşan kahvaltısını iştahla yiyor. Yeniden enerji toplaması gerek. Anlaşılan kahvaltı etmesi gereken birileri daha var. Ali onları da taze yapraklarla besliyor. Herkes karnını doyurduğuna göre artık iş zamanı. Görünüşüne bakıp onu profesyonel bir futbolcu sanmak mümkün. Ama o bir Hindistan cevizi toplayıcısı. Benim adım İsa Ali İsa. 23 yaşındayım. Evliyim. Hatta iki kere evlendim. İlk eşimle ayrıldık. Her iki eşimden birer çocuğum var. Benim işim Hindistan cevizi toplamak. Ve aynı zamanda futbol oynuyorum. Hindistan cevizi ağacı tropikal bölgelerde yetişiyor ve palmiye ailesine mensup. Meyvesi yeniliyor ve birçok alanda ham madde olarak kullanılıyor. Hırsızlık ya da para çalmak istemiyorum. Hayatım Hindistan cevizi toplamakla geçiyor. Ama ana planım arazi bulursam ev yapmak. Yani ben ya da ailemin güzel bir hayatı olsun istiyorum. Hindistan cevizi toplamak zor ve tehlikeli bir iş. Ama İsa bunu nasıl yapacağını iyi biliyor. Bu konuda geliştirilmiş birkaç yöntem var. İsa kolay ama en tehlikeli olanı kullanıyor. Sporcu olması onun büyük bir avantajı. Hindistan cevizi toplarken ayaklarımı iple bağlamıyorum. Aslında çok tehlikeli. Bazı kişiler Hindistan cevizi toplarken çok zorlanıyor. Düşüp kol bacak kırmış olanlar, hatta hayatını kaybedenler de var.
Ben tecrübeliyim. İp kullanmama gerek yok. Ayaklarımı iple bağlamama gerek yok. Ben bu şekilde ağaca ipsiz tırmanarak topluyorum. Bazılarının Hindistan cevizine ihtiyacı oluyor. Beni çağırıyorlar ve ben de onlar için topluyorum. Topladığım her 5 Hindistan cevizinden 2 tanesini ben alıyorum. Aldığım 2 Hindistan cevizini satarak para kazanıyorum. Bu işte belli müşterilerim var. Yani götürür götürmez satın alırlar. Bu şekilde para kazanıp ihtiyaçlarımızı karşılıyorum. Hindistan cevizlerini topladıktan sonra hepsini bir yerde topluyorum ve orada kabukları çıkartıyorum. Daha sonra kabuklarını soyuyorum. Olgunlaşmamış olanlar varsa kenara ayırıyorum. Acıkınca bir iki tanesini kesip suyunu içiyorum. Bazılarını ise eve götürüyorum. Sonra içini yiyoruz. Satacaklarımı ise yolda gördüğüm müşterilerime söylüyorum. Yeni bir malım var diye. Almayı düşünüyorlarsa hepsini çıkartıyorum. Sonra 3 tanesini 1000 şilinden satıyorum. Hindistan cevizi toplayarak bütün bir aileyi geçindirmek mümkün değil. Benim de hayalim var. Ama tıpkı bu yaptığım işler gibi bana bir faydası yok. Bu işi tek bir sebeple yapıyorum. Çünkü hırsızlık yapmak ya da para çalmak istemiyorum. Hayatım Hindistan cevizi toplamakla geçiyor. Ama hayalimde bir ev yapmak var. Tabii bir arazi bulursam. Yani ailece güzel bir hayatımız olsun istiyorum. Makunduchi'de güneş batıyor. Burada gençler akşamları evde durmuyor. Maskanilerde toplanıp sohbet ediyorlar. Maskani, Arapçadaki mesken yani ev kelimesinden geliyor. Maskaniye gidersin. Çünkü evde durursan eşinde, komşularda sorun çıkarır. Zaten kadınların dedikodularından illa bir problem çıkıyor. Sen de buna karışırsan kötü olursun. Kadınların işine karışmayacaksın. Yoksa saçma sapan sebeplerden dolayı eşinden ayrılabilirsin. O yüzden kimse evde çok fazla durmuyor. Ne kadar çok durursan risk o kadar fazla. Ve evliliğin kriz kapılarını açıyorsun demektir. Açık.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ailen nasıl? Civardaki erkeklerin toplandıkları bu ev, Makunlu Çilli erkeklerin kaçış yeri. Onlar evde çok vakit geçirmenin aile yapısına zarar vereceğine inanıyor. Mango ağaçları çiçek vermeye başlamış. Herkes mango bıçağını hazırlasa iyi olur. Tamam. Çünkü bu sezon mango çok lezzetli olacak, belli. Bungi'ye mango ağaçlarına gittik. Sohbetin konusu bu seneki mangolar. Hasat zamanı yaklaşmış ve erkekler onun hazırlığını düşünüyor. Küçük küçük mango bile vermeye başlamış. Oo, bu çok iyi bir haber. Evet, doğru. Bu yıl hem güzel hem de bol mango olacak. Evet, bu verdiğin çok mutlu bir haber. Gerçekten güzel mango olacağız. Yani maskani hem faydalı hem de zararlıdır. Bazıları Hindistan cevizi çalmaya gidelim der. Çalıyor, satıp bir şey kazanıyor. Kazanınca hepsini kızlara veriyorlar. Bazıları sigara ve uyuşturucu satın alıyor. Saçma ihtiyaçlar için. Maskani'deki sohbetlerine yatsı namazı için ara veren erkekler namazdan medreseye geçiyor. Burada defler eşliğinde ilahiler söyleniyor. Makundiçi'de medreseler akşamları bu gibi toplantılara ev sahipliği yapıyor. Görevler bölüşülmüş. Erkekler enstrümanları çalıp söylerken kızlar da onlara dansları ve sesleriyle eşlik ediyorlar. Geç saatlere kadar süren bu sade eğlence, Makunduçiler için yaşamı daha keyifli kılıyor. Onlar yaşadıkları zor hayata karşı şarkılar söylüyor. Düzlükleri ve sulak topraklarıyla Kamboçya. Burası adeta bir pirinç cenneti. Yılda 60'tan fazla ülkeye pirinç bu topraklardan geliyor. Ve burada pirinçle yapılabilecek her şeyi bulmak mümkün. Kamboçya'nın bu küçük köyünde de Rain ve ailesi pirinç yufkası üretiyor. Pirinç yufkası tek kişinin yapabileceği bir iş değil. Sabahın erken saatlerinde atölyeye doğru yola çıkıyorlar. Sabah uyanır uyanmaz büyük annem ateşi yakıyor. Engelli olan teyzem de hamuru şekillendirip pişiriyor. Ben onlardan sonra geliyorum. Gün boyunca ikisi de pirinç yufkası pişiriyor. Büyük anne ve teyzesi işe başlıyor. Rain onlara sonradan katılacak. Büyük anne ateşi yakarken teyze de hamuru hazırlıyor. Bana sadece kızım ve torunum yardım ediyor. Ben yufkaların iyi pişmesi için ateşe yardım ediyorum. Bu hamur neredeyse sıvı halde. Pirinç yufkasının istenilen incelikte olabilmesi için böyle hazırlanması gerekiyor. Rain de sabahın ilk ışıklarıyla kiraladığı bahçeye gidiyor. Burada yetiştirdiği sebzelerle aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bahçede işi bitince o da atölyeye gidecek. Burası adeta bir aile şirketi. Bu köyde pirinç yufkası çok üretiliyor.
Yufkalar yemek ve kek yapmak için satılıyor. Neden bilmiyorum ama hep evdeyim. Bilmiyorum yani insanların yufkaları nerede kullandıklarını bilmiyorum. Ben sadece yufkaların kurutulmasına yardım ediyorum. Rain bahçedeki işleri bitince atölyeye geliyor. Merhaba. Burası pirinç yufkası yaptığımız ve Ray teyzemin hamuru şekillendirdiği yer. Sonra büyük annem onları kurutma raflarında kurutuyor. Öncelikle bugün işin nasıl ilerlediğini kontrol ediyor. Kurutma raflarını da dizdikten sonra kurumaları için güneşe bırakıyoruz. Sonra gölgeye alıyoruz. Kolay kırılmasın diye. Pirinç yufkasının imalatı oldukça zahmetli. Birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. Son derece ince hazırlanan yufkalar zarar görmeden hazır hale gelmeli. Aksi takdirde satılmaları mümkün değil. Rain hızlıca ocağın başına geçiyor. Vakit kaybedemez. İlk önce un koyuyoruz. Şekillendiriyoruz. Şu anda pişiyorlar. Güzel pişmeleri için güçlü bir ateşe ihtiyacımız var. Kalın olmuş. Konuşurken bu işi yaptığımda genellikle düzgün yapamıyorum. Günde 600'ün üzerinde yufka yapamazlarsa zarar edecekler. Buradaki insanların yaşamları hassas dengeler üzerinde ilerliyor. Küçük hatalar yapılması üretimin aksaması demek. O yüzden dikkatli olmalılar. Unu göz kararı koyuyoruz, iyi ayarlamak zorundayız. Eğer çok koyarsak noodle gibi olur. Kararında olması gerek. Bir tanesini açtıktan sonra biraz daha su eklemeliyiz. Sonra da böyle yarıp... kurutma rafına diziyoruz. Ve biraz daha un koyup şekillendiriyoruz. Büyük anne, ateşi arttır, bunlar az pişmiş. Yaşadığı şartlara rağmen son derece mutlu görünüyor Rain. Rain, pirinç yufkası işinin bütün süreçlerini takip ediyor. Öğütmek için 24 kutu pirinç kullanıyoruz. Pirinci ıslatıyorum, pirinç suyun içinde yeterince bekledikten sonra alıyorum. Bisiklete yerleştiriyorum ve öğütmek için yola çıkıyorum. Bunun için her seferinde yaklaşık 1200 riyal ödüyoruz. Pirincin alınıp öğütülmesinden satışına kadar sorumluluk onda. Birer aylık aralıklarla yapılan işin başlangıcında 24 teneke pirinç ununa ihtiyaç var. Ve bu unu öğütebilmek için masraf yapmak gerekiyor. Merhaba, öğütmek için pirinç getirdim. Önce bunların öğütülmesi lazım. Bırak 2 saat sonra gel lütfen. Bugün yalnız mısın? Evet, diğerleri hasata gitti. Yani hiç hazır pirinciniz yok. Hayır, geç büyüyen pirinçlerden yapıyorum. Tamam, gidiyorum. Hoşça kal. Şimdi size pirinç yufkalarını depoladığım yeri göstereceğim. Hazırlanan yufkalar satıştan önce bir yerde depolanmak zorunda. Rain bu iş için teyzesinin evini kullanıyor. Burası pirinç yufkalarını depoladığım yer. Teyzemin evi.
Burada tam 50 adet var. Bir paket. Bunları teyzemin evinde tutuyorum. Burada aile oldukça önemli. Yalnız olmak verilen mücadelenin zorlaşması demek. Kuruduklarında pirinç yufkalarını koymak için bir rafa ihtiyacımız var. Pirinç yufkaları dünyaca ünlü Çin böreği başta olmak üzere birçok Asya yemeğinde kullanılıyor. Sattığım pirinç yufkaları genellikle bahar rulosu yapmada kullanılıyor. Ya da kızarmış sarımsakla birlikte hazırlayıp dürüm haline getirip satıyorum. Bahar rulosu yaparken içine koymak için kıyma da gerekli. Taze bahar rulosu için sebze, yeşillik de koyup etle karıştırıyoruz. Bu başka nerelerde kullanılabilir bilemiyorum. Çalışma şartları oldukça kötü. Pişirme işlemi boyunca ocağın etrafında çalışıyorlar. Ve ocağın yaydığı ısı çok yüksek. Sadece bu işi yapıyoruz. Başka bir kariyerimiz yok. Pirinç yufkası yapan çok insan var. Neredeyse 10 aile yapıyor. İki ayrı ocakta su buharıyla pişen hamur, bambudan yapılmış kafeslere seriliyor. Hamurun üstünün ve altının aynı oranda pişmesi için yerleştirilen kase de yine bambudan yapılmış. Bu malzemelerin ham maddesi palmiye ağacı, bez, Hindistan cevizinden yapılmış spatula ve karıştırma çubuğu. Bu da bambudan yapıldı. Bütün araçlarını doğadan malzemelerle kendileri yapıyorlar. Bu biraz da maddi bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Yufkanın istenilen incelikte pişirilmesi göründüğü kadar kolay değil. Eğer pirinç yufkası çok pişmişse dağılabilir. İşin hızı hava durumuna göre de değişebiliyor. Hava sıcak olduğunda kısa süreliğine güneşe bırakıyoruz. Hava bulutlu olduğunda ise kuruması daha çok zaman alıyor. Eğer yağmurluysa yapamayız. Merhaba kardeşim. Pirinç yufkası ister misin? Eğer istersen yarın getirebilirim. Bugün meşgulüm. Peki o zaman kardeşim. Evet. Büyük anne, bugün hava yağmurlu. Kurutmaya bırakamayacağız. Herkesin kendine göre kurduğu bir hayal var. Ray'nin teyzesininki ise çok farklı. Zengin olmayı hiç hayal etmedim. Sadece diğer insanlar gibi gezebilmek isterdim. Neden engelli olduğumu, bacaklarımın neden böyle olduğunu bilmiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Sırtım ve bacaklarım çalışmamı ve dilediğim gibi gezebilmemi engelliyor. Ama evden çok uzaklaşmamak kaydıyla gezebiliyorum. Büyük annem ve engelli teyzem, dedem öldüğünden beri birlikte yaşıyorlar. Çok uzun zamandır. Yaklaşık 20 sene oldu. Dedem hastaydı. Ona kara büyü yapmışlar. Evde herkes yemeği tek başına yiyor. Hep birlikte yemek yeme işin durması demek. Pratik olmalılar. Yaşadıkları şartlar çok iyi değil. Pirinç yufkasından kazandıkları parayla ancak hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Annem yaşamak için pirinç yufkası yapmamız gerektiğini söylemişti. Yaşamak için. Yani bu ancak karnımızı doyurmaya yetiyor. Eğer biri bana iş verirse yapıyorum. Yapacak bir şey yoksa da hiçbir şey yapmıyorum. Fiziksel engelleri onu çalışmaktan alıkoyamamış. Ya da böyle bir lüksü olmadı.
Burada yaşam herkese eşit derecede acımasız. Teyze Lui bir işi olmasına şükrediyor. Fakat bu bitmek bilmeyen bir seri üretim. Ayda 20 bin adet üretmek zorundalar. Raftan pirinç yufkalarını alıyorum ki annem ve yeğenim sayabilsin. Ben de sayıyorum onları. Sonra da bir pakette 50 adet olacak şekilde paketliyoruz. Pirinç yufkası işinden ayda 400 bin riyal para kazanabiliyorlar. Bu günde 82 sent demek. Dünyanın birçok yerinde bu paraya karnınızı doyurmanız dahi mümkün değil. 5000 parça yaptıktan sonra ürünleri toptancıya veriyorum. Hepsini sattıktan sonra da odun ve pirinç satıcılarına borcumu kapatıyorum. Yaklaşık 10.000 riyal yapıyor. Bu sadece günlük yemeğimize yetiyor. Bir aylık sürecin ilk haftasında sadece malzemenin parasını çıkarabilmek için çalışacaklar. Günün sonunda hep bir elden toplanan pirinç yufkaları depolanmak için hazırlanıp sayılıyor. İlk ışıklarından beri çalışan Rain için paydos vakti geldi. Dinlenmek için eve gidiyor. Evime geldiğim zaman dinlenebiliyorum. Yorgun olduğumu söyleyebilirim. İşimi aslında çok sevmiyorum ama nereye gidebilirim, başka ne yapabilirim bilmiyorum. Şehre gidersem insan tacirleri tehlikesi var, kandırılabilirim. Bu yüzden köyümde kalıp pirinç yufkası yapmaya devam edeceğim. Ya da başka bir iş. Sebze yetiştirmek gibi. İşte sadece hayal ediyorum. Zengin bir adamla evlenmek istiyorum. Çünkü hayat çok zor. O zaman bütün gün dinlenip para harcarım. Bu kadar yorgun olmam ve tüm gün güneşin altında çalışmama da gerek kalmaz. Kamboçya'da hamak hayatın önemli bir parçası. Burada yaygın olan Kimer mimarisindeki evler hamak kurmak için de ideal. Ve herkesin evinde en az bir tane hamak var. Rain hamakta sallanırken daha rahat ve huzurlu bir yaşamın hayalini kuruyor. Hayalleri içinde bulunduğu imkanlarla değişecek gibi değil. Ama ertesi gün mücadele yeniden başlayacak. Bir şeylerin değişeceğine inanmak Rain için hayatı daha yaşanabilir kılıyor.